Evet. Nereye gidiyoruz? Yağışlı bir hava. Yengeç avına gidiyoruz. Yağmur başladı yolda. Yengeç, mavi yengeç nerede yakalanır? Oo, içeriden girdim dayı. Çok fena girdi vallahi billahi adamcık. Direkt üstümüze çıkacaktı. Mavi yengeç tatlı sularla tuzlu suların karıştığı yerde. Yani derelerin denize döküldüğü yerde yakalanır. Bu yüzden de bana en yakın yer yine Azmaklar. Azmaklara doğru yola çıktım. Daha önce bir attım. Ciğer, tavuk ciğeri kullandım. Fakat ciğeri ben olsam ben de gelmem. Yani yengeç yerine ben olsam ben de gelmezdim. Çünkü ciğer buzluydu. Buzluktan çıktı tabii. Hiçbir koku yok. Attım zaten, ben sabırsız bir insanımdır. Şöyle yaklaşık 20-25 dakika bekledim. Baktım herhangi bir hareket var mı? Yok. Herhangi bir hareket yok. Ondan sonra vazgeçtim. Aynı ciğeri aldım, bahçeye koydum. Havalar kapalı gitti gerçi. Havalar kapalı gittiği için herhangi bir sorun olmadı. Ama çürüsün istedim. Yani biraz kokusun istedim. Bugün itibariyle ciğerden kokuyu aldım. Ciğer mis gibi kokmuş. Bütün mahalleyi kokutmuş. Şimdi yengeçler buna dayanamayacaklar benim kanaatime göre. Bakalım, rastgele diyoruz. Yengeç avına gidiyoruz. Bu sefer bu kokuya, çünkü daha önce ben denemiştim. Buradan girsem mi yani? Buradan batar mı gidersin? Şurada. Traktör izleri var. Traktör izlerinde sakata gelebiliriz. Diğer taraftan gelip. Hiçbir yağmur yoktu Buca'dan çıkarken, gayet güzeldi hava. Fakat Seferihisar sapağına saptım. Yağmur bastırdı. Bademlerde falan iyice bastırdı. Şu anda gayet iyi, güzel bir şekilde yağıyor. Bulamış'tan girdim. Şu anda Azmaklara doğru iç yoldan ilerliyorum. İki girişi var Azmakların. Derenin bir plaj tarafı var, bir de derenin diğer tarafı var. Diğer tarafına toprak yoldan giriyorsun. Traktör izleri falan var. Orada normalde kuruken çok geçtim. Geçiyorsun. Ben traktörden yetişme olduğum için sıkıntı olmuyor. Bastırıyorum, geçiyorum ama kayma tehlikesi yaşıyorsun orada. Bu yağmurlu havada kaydırma olasılığım daha fazla. Bu yüzden plaj yolu, asfalt bu plaj yolundan gideceğim. Orada kuma saplanma tehlikesi olur sadece. Kuma saplanma her zaman var zaten. Kuma saplanmanın yağmuru mamuru yok. Dolayısıyla bu yol daha mantıklı geliyor bana. Hava iyice kapalı, bakalım insan var mı? Hafta sonu, cumartesi bugün. Şahane bir hava vardı. Çok güzeldi. Fakat sonradan şuradan buluyorum. Bu tarafı ben çok kullanmadığım için buraları bile çukur olabilir yani. Oturturuz altına, ondan sonra tırmalarız burada kendimizi. O yüzden dikkat edeceğiz her zaman. Aha, menekşeler çıkmış. Menekşe mi bunun adı? Ne bunun adı? Lale değil ya. Gelincik. Gelincik. Bunu lale diyoruz ama aslında yanlış söylüyoruz. Çukur olmasa bari. Ya buradan düzenli arabalar geçiyor zaten. GoPro'cuğumu kırdığımız için artık cep telefonumla nasıl çıkıyor bilmiyorum. Çekebildiğin ölçülerde. Yolları çekmek istiyorum. Yollar çünkü videoya bir bütünlük katıyor. Yani hoşuma gidiyor benim. Azmak Deresi'nin bir de şu açıdan bakalım, görelim neler göreceğiz.
Aha, burası da göl olmuş. Ay ya, elin olmasın buraları. Geçmiş mi arabalar? Şöyle bir tekerini en azından. Bunlar genelde balıkçı. Bak, sopalar falan balık içine atılıyor. Balıkçıların şeyleri. Evet. Karşıya geçenler var aslında. Neyse, bir durduralım bakalım. Evet, geldik. Arabayı felaket derecede kokutma tehlikesi var bunun. Evet, işte bu. Bunun içinde yaklaşık 10 günlük çürüyen ciğer var. Şeyim de tamam. Bunu şimdi ayarlayacağım, vereceğim. Şimdi hazırlığa başlayacağım. İlk önce şunları çıkıyorum. Bunun bir tanesinin daha şeyi belli olmadı, akıbeti. Çok basit. Kapandı. Şunun yeri koyma yeri. Boş ver. Zaten bizim malzeme 5 kilo kokuyor. Arabalarını kesmiş verim onu. Şimdi içine birazcık taş ağırlık. Allah asılmaya çıkıyor şimdi. Aha, balçık olmuş. Çıkaramam onu. Dursun, bunu atarız.
malzeme dandik. Onu anladık, hemen kırıldı. Şeyleri yamuldu ama ben biraz zorlayarak indirdim aşağıya. Şu anda aşağıda kokmuş, yiyecek iyice kokmuş ciğer var içinde. Bakalım, tam derenin, dereyle denizin birleştiği yer burası. Çatal. Attım ağzına, gitti boğazına derler. Bakalım. Birazdan bir de şuraları falan da oldukça derinleşmiş. Şuraları da getirdim. Oh, kuşlardaki keyfe bak valla. Cıkıl cıkıl. Bakayım görebilecek miyiz? Geliş. Bu kokuya gelmezse zaten yengeç. Başka da gelmez. Hareketlilik. Hiçbir hareket yoktu. Ufak bir titreşim olur. Tırtıllar da örümcekler gibi böyle ağ yapıyorlar, bakın. Ağ yapmış. Kendine koz varmış. Dikenin içerisinde. Derken sanki örümcek şeyi gördüğüm gibi, gölgesi gördüğüm gibi, arkada örümcek mi var yoksa? Böyle siyah siyah bakın dışkıları da var orada. Oho, taş gibi ama.
sineklerini hatırladım. Böyle ki bir sinek çıktı. Kelebekler coştu. Oo, bak 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 bak. Evet. Değişik bir tırtıl bu. Kendine koza örüyor dikenlerin içine. Bir tane alalım, inceleyelim. Bakın dışkılarına bakın ya. Top top dışkıları var içinde. Tek bir tane. Her bitki özel canlılar oluyor. İşte bu da bu şekilde, bakın resmen koz örmüş kendine. Kozanın içinde oturuyor. Vay 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 vay, şunun güzelliğine bak ya. Değişik bir salyangoz tipi. Şahane. Salacağız tabii hemen şimdi. Burası tam bir diken cennetine dönmüş. Salalım şöyle yine yaprağı. Oh! Harika görünüyor. Şöyle devam edelim bakalım. İşte bak. Şu dikenden sokulamıyorum. Şu böcek felaket derecede tozlayıcı. Bakın şu sinek mağarımı ne olduğunu bilmediğimiz canlı derken, şurada minik bir avcı bit gibi küçük bir sinek yakalamış. Odaklayabilir miyiz? Sezonun ilk avcıları. Bakın yağmur sonrası kozasını arıyor. Güzel. Sanırım bir yaprak biti gibi bir şey yakalamış. Çok küçük nokta kadar. Evet. İlk örümceği de gördük. İki tane değişik tırtıl. Ve bol miktarda kelebek. Bakın önümde uçuşan bol miktarda kelebek. Bir de kırmızı başlı, oho, kelebek patırtısı. Kelebekler yağmurdan sonra coştular burada. Kelebek vadisi gibi oldu orası. İşte bugün ikinci gördüğüm avcı bu. Şeyleri, örümcekleri avlayan canlılar da yavaş yavaş çıkmaya başladı. Bakın bir sinek. Yanından girebilecek miyim? Evet. Evet, bakın. Sineklerde de anormal derecede çeşitlilik vardır. Normalde bunları çekmek mümkün değil gibi. Ama yağmur sonrası böyle sakindir. Benim küçük siyah beyaz bir çekirge gördüm. Nerede gördüm? Yani otur buraya. Otur buraya, makro çekim yap. Kırmızı başlı çiyan da arıyorum. Kırmızı başlı çiyan da arıyorum. Değişik bilgiler topladım. En zehirli çiyan diye geçiyor. Hatta üzerinde araştırma falan yapmışlar. 15 saniyede fareyi öldürebiliyor. Çünkü
kelebek de o. Ama bunları daha yeni dökmüşler. Bunlarda çiyen yoktur. Evet. Yeni dökülmüş. Eski kayaları bulmamız lazım. Burasını yeni doldurmuşlar. Ama şurası taban toprağı. Taban toprağına inelim bakalım. Ooo işte. Bu Azerbaycanlı kardeşimin söylediği bu. Bakın. Sakın yanılmayalım ya. Bu tesbih böceği yorumcuya diye geçer. Kaçırdık. Ha. Tesbih böceği yorumcuyu. Bunların iki türünü gördüm ben. İki türünü. Sakinleş. Sakinleş. Abdümeni siyah metalik. Metalik siyah olanlar var, metalik sarı olanlar var. Bu metalik sarı olan. Tesbih böceği yorumcuyu diye geçer. Çok gösterici, çok harika bir yorumcuktur. Doğru söylüyor. Güzel bir yorumcuktur ya. Taş atlarından çıkmaz. Tespit böceklerini avlamaya özeldir. Bu yüzden çok ağ falan da örmez. Bu şekilde taşların altında görürsünüz. Isırmazlardı. Isırmazlar beni çok zorlasan dahi ısırmaz. Fakat böyle çimdirir gibi, ısırır gibi yapar. Birbirinle karşılaştıklarında da dövüşürler. Ama ısırıp öldürmezler. Harika bir örümcek. Türkçe'de tesbih böceği örümceği diyoruz. Evet. Şunlar bakın hep çıyan delikleri. Şurada bakın gezmişler. Derin kazsak buluruz. Taban toprakta bak bunlar da pisuara erkekleri olabilir. Oho. Salyangozdaki ete bak ya, bembeyaz. Bunların etleri de değişik renklerde olabiliyor. Siyah olanları oluyor. Siyah, beyaz, et rengi her renkte oluyor. Bakın buralarda kışın su durmuş belli. Taş yok. İşte bakın. Yere yuva yapan kurt yörümceklerinden bir tanesinin yuvası. Şurada da bir fare neşelemiş. Bunu acaba çıkarabilir miyiz? Oho. Nereye gidiyor bu ya? Çok net, çok güzel bir yuva. Ama yağmur suyu girmiştir bunun içine. Oho, 1 kilometre gidiyor. Tamam, neyse. Güzel. Fare yuvasına kurbağa giriyor dedim. Kurbağa gördüm. Diğer düşündüm, gerçekten de kurbağa. Bakın. Kara kurbağalar bunlar. Kurbağayı girerken gördüm çünkü. Fare hızlı olur.
Kara kurbağası. Dere yakın ama burada. Dereye de gidebilirler. Fare yuvalarını mesken tutmuşlar. Şimdi gideceğiz. Genç bir dereydi. Doğru. Yine bakalım yuvaya girecek mi? Oha! Alışmış bunlar. Alışmış, var yuvalarına alışmış. Tamam, demin gördüm demek ki kurbağamış. Fare yuvalarına lüp lüp giriyorlar. Önce Çiğli'den buraya gelen. Aa, su kuşu. Su kuşu benim şeyin başına gelmiş resmen ya. Şu arabanın yerine bizim araba olsaydı su kuşunu 10 metreden çekecekmişiz. Su kuşu gelmiş şuraya. Karşı sazların içinde. Adam Çiğli'den buraya balık tutmaya geliyormuş. Buradan diyor, az ben balık yakalamadım diyor. Bizim şeyde herhangi bir kıpırtı var mı? Oha, kaplumbağa girmiş içine. Gel gel. Yengeç yakalayamadık, kaplumbağa yakaladık. Tut. Vay 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 vay, sen benim pisci, öf, amma falan kokuyor. İşte bakın. Su kaplumbağalarında ayakları perdeli olur. Tırnaklar var ve tırnakların arası perdelidir. Dipten dipten demek ki gelmiş girmiş. Kaplumbağası var mı diyorduk. Bakın arka tarafı sivri, ayaklar perdeli. Erkek. Görüyor musun? Şuna kadar darsa bu erkektir. Daha geniş şöyle olsaydı dişidir. Bu erkek bir su kaplumbağası. Güzel. Şuradaki bakın daralıyor buraya doğru. Kafada falan bu lekeler neydi? Ver bakayım. Evet, şey yakalayamadık ama, yengeç yakalayamadık ama yine neticede bir canlı da tanıma fırsatı bulduk. Kapandan bir tane şey çıktı. Şu kaplumbağası çıktı. Eğer zamanında gelmeseydik bu boğulurdu, biliyor musun? Tabii, çıkamazdı suyun üstüne. Ne oldu lan? Nerede? Hey, hey, hey.
Nereye gidiyorsun? Apışalama gireyim. Hı. Koku mu alıyorsun? Ne yapıyorsun? Pantolon mavi ondan dolayı mı ya? Bak yine maviye geldi. Yok yok yok. Mavi su zannediyor hayvan ya. Pantolonu su zannediyor. Bak bak bak. Pantolonu su zannediyor. Yine geliyor be. Hayret bir şey dedim. Biraz süründüm, batırdım beni. Hadi git bakalım. Ben de ne zamandır su kaplumbağasını görmüyordum. Kaplumbağaları belirli periyotlarla su dışına çıkıp hava almak zorunda. Delikleri falan açıldı. Kaçacağını bana doğru geliyor. Allah Allah ya. İlk defa böyle bir şey görüyorum. Mavi de alakalı. Kıçımın altına giriyor ya. Saklanacak bir sürü yer var. Öyle mi saklanacak? Gene oğlum, ne yapıyorsun? Hey, hey. Ne yapıyorsun lan orada? İyice sokulu girdi vallahi içine. Ayakkabımın üstüne yerleşti. Kokuttun lan beni Reşli. Hadi gel seni bak birazcık suya yakın yere götüreyim. Allah, bırakmıyorum.
tarafa doğru git. Hadi. Hadi hücum. Kafayı çıkarmadan 25 santim var. Evet, gidiş alışım. Yardım. Yardım. Hayda. Allah, hadi güle güle. Hemen gitti ve oraya yattı. Şu şeylerin kıyılarda bekliyorlar. Arada çalıların içerisinden kafalarını çıkarıp hava alıyorlar bence onun için. Görüyorum çünkü ben onları. Karşı kıyılarda falan. Evet. İyi, bugünün bombası da bu oldu. Yengeç ararken su kaplumbağası yakaladık. Olsun. Önemli olan canlıları görüntülemek bizim için. Hava kararmaya yüz tuttu. Kumluk yerlerde araştırma yaptık. Çiyan bulamadım. Hemen bir yerde durdum bakayım. Bir iki çiyan bulayım ya. Özellikle kırmızı kafalardan alıyoruz. Aha, bak. Bu işte Buca'da gördüğüm, bakın yuvasını yapmış. Kapatalım. Su girmesin içine. Duracak yer bulamadım. Bunlardan istemiyorum. Büyük çiyanlardan istiyorum. Kırmızı kafa arıyorum. Bu ne? Kapat. Burası da kum yatağı gibi bir yermiş. Zebra tipi geyik böcek. Onu çiyanlar ya. Bakın. Kırk ayak tamam. Amerikanos. Ama bize kırmızı kafa çiyan lazım. Çiyanları falan mevcut. Hiçbir çiyan izi yok. Burada çiyan olmasına hayret. Bakın bu koza tipi. Şimdi içinde fırlayacak. Güzel, tepemizde rüzgar santralleri. Bir tane sığır kuyruğu bulurum bakayım. Yavaştı havada gerçi. Gitmez olur. Bakın yengeç örümceklerinin değişiklikler. Mikron matanın büyüklüğüne bak. Harika bir kuyruğu varsa mikron matı var dedik.
Yine bulduk. Ama Çiyan'dan iz yok. Sanki burada Çiyan yok gibi. Hava az evvel baktım 20 derece. Gayet güzel. Ama burası yine işlenmiş. Oo. İşte. Kaçırmam ya. Oho, çıldırdı. Çıldırdı. Ama kara kafa. Yuh. Kuyruğunda nasıl daldı lan? Sabah sabah, akşam akşam ısıttırmayalım. Gitsin. Kafadan bastırdım ama bıraktım. Tamam, bir tane gördük. Kara kafa istemiyorum artık. Kızıl kafa. Geçenlerde bir tane kızıl kafa bulduk ama kıymetini bilemedik diyebilirim. Kızıl kafalar halbuki en zehirli türmüş. Bunu yeni öğrendim çünkü. Bir tane mikrombata yakaladık. Burası da yakın zamanda eşelenmiş, ondan fazla yok. Çiğ olsa. Çiğ olsa daha iyi olur. Bir tane gördük. Bir de şöyle ormanlık taraflara bakacağım. Buraya zaten enkaz menkaz dökmüşler. Yeni dökülmüş bunlar. Yani 20 derece sıcaklık. Rutubet desen rutubet. Çiyan olmazsa şaşırım diyecektim. Solucan mı? Böyle bir defa solucan diye demir yılanını kaçırdım. Oha, buradan ne çıkmış lan? Buradan azman çıkmış yemin ederim. Çöplük yapmışlar ya. Resmen çöplük yapmışlar buraları. Neyse. Çiyan olur. Her şey olur. Karadur olmaz mı? İşte. Karadur. Beneğe var mı? Sarı benek. Evet var. Sarı benek var. Nasıl kabarıyor? Eşleşmemiş. Statedo. Statedo. Öyle bir isim var. Yalancı karadur diye geçer. Buraya gitti. Evet. Bunu buraya bırakalım. Zaten yuvası yoktu şöyle. Aşağıda dursun bu.